Herkese merhabalar. FM 22 parmak kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Roma Torino ve Sparta Prag karşılaşmalarını oynamış iyi bir bölümü geride bırakmıştık. Bugün sizlerle beraber Inter, Fiorentina ve Verona karşılaşmalarını üst üste 2 gün arayla oynamaya çalışacağız. Hemen Inter karşılaşmasıyla başlayalım. Ben zaten takımı hazırlamıştım. Bu arada biz yedek kaleciyi alamıyor muyuz? Neden? Ona bir bakalım. Evet, çünkü U20 takımında olduğu için kalecimiz alamıyoruz ve muhtemelen kayıt etmediğimiz için Allah'tan sıkıntı yok. Şu şekilde bir alalım. Hatta veya bu maçta Gomez'le gidelim. Önemli bir maç çünkü öbür maç düşünürüz. Alternatiflerimizi otomatik numaralandırmada veriyoruz. Şimdi bugün beklentimiz elbette ki 3 puan, fakat Inter deplasmanı bizim için gerçekten zor olacaktır. Inter kuvvetli, güçlü bir ekip ama tabii ki de biz de elimizden gelen gayreti gösterip onlarla birlikte yarışmaya çalışacağız. Zaten ligimizin lideri konumundalar. Milan'la şu anda kıyasıya bir mücadele içerisindeler. Biz de 3. sırada bir ekip olarak onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Bu arada tehlikeli geldik ama değerlendiremedik. İlk 20 dakika geride kaldı. Başarabilirsiniz beyler diyerek sürekli motive etmeye çalışıyorum çocukları. Inter atağını izleyeceğiz. Hakan'ın ortası, direğe çarpan top Gomez'de kaldı. Skriniar sarı kart gördü. Gosens sarı kart gördü. Önemli bunlar. Başarabilirsiniz diyelim. Ama yok. İlk yarı bu şekilde tamamlandı. Hiç iyi oynamadıklarını dile getirip tekrar ikinci yarıya başlayacağız. Yani aslında beraberliğe de kabul olabilirim. Beraberlikte fena sayılmaz deplasmanda. Korner kullanacaklar. Tehlikeli bir pozisyon, gol oluyor ama acaba bir offside ya da faul şüphesi var mı diye bekledim. Sanıyorum yok. Maalesef ki golü ağlarımızda görüyoruz. Yani çocukların biraz daha istekli olmaları lazım ama hani çok yorulan oyuncumuz da var. Şöyle yapalım. Oraya Zarate'yi atalım. Jorge yerine Koulibaly'yi alacağız. İleriye de Coutinho'yu atacağız. Umuyorum bu 3 oyuncudan en azından bir tanesi gol ya da asist katkısı verirse çok sevineceğiz. Tekrar başarabilirsiniz diyelim. Ama zannediyorum bu maçta pek fazla bir şey çıkmayacak daha fazla. Yani istatistiklere de bakıyorum. Hiç de fena olmayan bir istatistik grafiğimiz var ama yani tek pozisyon izledik, tek gol yedik ve 1-0 mağlup ayrıldık maalesef. Bazen böyle maçlar olabiliyor. Bu tür maçlara çok fazla takılmayıp yolumuza istikrarlı bir şekilde devam etmemiz lazım. 8 günlük süren bir sakatlık benim için kötü oldu tabii ki. Hemen Fiorentina karşılaşmasına çıkacağız ve antrenman yapacağımızı görüyorum. Oraya bir müdahale etmek istiyorum ben. Şu şekilde bu kapsamlıyı değiştirelim. Burada takım kaynaşması yapalım ve o şekilde devam edelim. Kaleci dışındakiler de ufak bir antrenman yapabilirler. En azından Fiorentina karşısında en kötü ihtimalle bir puan almak istiyorum. Bizim takımımız biliyorsunuz genelde beraberlik veya yenilgi yaşadıktan sonra toparlanma süreci bir tık uzun sürebiliyor. Ama bunu bir şekilde aşmak istiyoruz. Çünkü 3 senedir takımın başındayız. Yani bu sene 3. senemiz olacak. Artık bazı şeyleri aşmalıyız, bazı şeyleri geride bırakmalıyız. Özellikle olumsuz olanlardan bahsediyorum. Bakalım Fiorentina karşılaşmasında bunu yapabilmiş miyiz veya ne ölçüde yapabilmişiz bunu göreceğiz. Evet, karşılaşmaya geldik. Koulibaly'yi içeriye alalım. Batshuayi yerine Coutinho'ya bu sefer şans verelim. Karamoh yerine de ortaya Alessio da Cruz'u alabiliriz. Sanırım bu şekilde çıkarsak bir problem yaşanmaz. Evet, hadi bakalım. Fiorentina karşısında neler yapacağız? Başarabilirsiniz dedik. Umuyorum güzel bir karşılaşma olur. Seyir zevki yüksek. İyi goller atabileceğimiz iyi bir karşılaşma olur. Ama tabii 20 dakika boyunca hiçbir şey yapamadık. Ve ilk pozisyonu izleyeceğiz. Rakibimizin taç atışı sonrasında Duncan, İdrisi vurdurmamamız gerekiyor. Çok fazla dribling yaptı gerçekten. Osama Dirisi önemli bir golü ağlarımıza gönderdi. Gol sonrası hemen pozisyon izliyoruz. Jorge ile geliyoruz. Uzun bir top. Brunetta sert vurdu. Dönen topu Tutino tamamladı. Ama offside var mı acaba? Ona bakacağız. Ben çok fazla izleyemedim. Sesle de ilgileniyordum. Zannediyorum offside yok. Güzel. Orada yine tehlikeli geldiler. Değerlendiremediler. İlk 30 dakika geride kaldı. Bu dakikaya kadar adeta kötü bir performans
performans gösterdik diyebiliriz. Yani pek umduğumuz gibi gitmiyor aslında karşılaşma. Jorgen'in ve diğer bekimizin yorgunluğunu görebiliyoruz. Onları şöyle bir 5-10 dakika içerisinde alacağım. 49. dakikadayız. Valenti, Donelli bu arada bugün kalemizi koruyan isim. Simon Som, kalecimize döndü. Dean, Zamper, sağdaki dribbling yapan oyuncumuza çok geç dönüş yaptık. Top kaybı yaşıyoruz. Duncan, Moura, kalecisine kadar döndü. Uzun oynadılar. Bizde kalması gerekiyor. Çok iyi karşıladık ama top bizde kalmadı. Abel Ruiz sağda, Sotil, dikkatli olalım. Hızlı geldiler. Zaper'in müdahalesi, ne yazık ki penaltı kararı çıkacaktır oradan. Şimdi penaltı kararı çıkmadan önce Zagaritis'i oyuna alacağız. Naiman'ın yerine Alessio da Cruz'a şans verelim. Ve Simon Som yerine de bir bakalım. Grassi'yi bence alabiliriz diye düşünüyorum. Yani pozisyon sonrası 2-1 geriye düşeceğiz. Hızlı reaksiyon vermemiz gerekiyor. Zaten 2 günde bir maç yaptığımız için Avrupa Kupası'nda yer aldığımızdan dolayı bizim için yorucu ve kondisyon açısından kötü bir süreç bekliyor. Bunun da başlangıcındayız henüz. Çok daha kötü tablolarla da karşılaşacağız ileriki dönemlerde. Bizim Parma'daki endişemiz bu konuyla alakalı şu: rotasyonda kullanabileceğimiz çok iyi oyuncular yok aslında. Yani ilk 11'de yer alan oyuncular zaten masadaki tek kartımız. Onun dışında ekstra 1-2 oyuncuyu sayabiliriz belki. Onun dışında maalesef sayamıyorum. Bu bağlamda dikkatli oynamalı. Oyuncularımızın sağlıklarına, kondisyonlarına çok dikkat etmeliyiz. Zaten hani sezon başında ben fizyoterapistleri şöyle bir tekrar gözden geçirdim. Bir ismi kadromuza kattık. Şu ana kadar da fena olmayan bir sağlık kablomuz var diyebiliriz. Ben anlatırken de 3. gol yedik ama offside olabilir mi diye incelenecek. Evet, offside kararı çıktı. Valenti sakatlandı. Yapma, bunu yapma ya. Yani bu çok kötü oldu hakikaten. Zaper'i mi geri alsak? Zaper'i geri alalım. Şöyle ortada defansif orta saha da yapabiliriz. Defansif orta saha yapsak, GF kurarlar herhalde bağlantıyı diye düşünüyorum ben. Tekrar başarabilirsiniz diyelim. Bir tık da hücum ağırlıklı oynayacağım. Artık tüm riskleri almaya başlayacağız. Yani en kötü ihtimalle şunu düşünüyorum: berabere kalıp maçı kurtarabiliriz belki. Ama onda da pozisyon üretmemiz lazım. Onu da yapamıyoruz. Ve maalesef bir yine boyun eğmek zorunda kalıyoruz. Yani iki maçta da aslında hiç seyir zevki olmayan, benim pek de anlam veremediğim pozisyonlar meydana geldi. İki maçta da 3 puan kaybettik. Maalesef 1 puan bile alamadık. Bizim için tabii ki de üzücü bir durum. Şimdi önümüzde Verona karşılaşması var. Yapacak bir şey yok. Yani bu maçlara takılıp da kalamayız. Hemen önümüzdeki sürece doğru ilerleyeceğiz. Bu maçta gösterdi ki bizlere ufak bir yenilgi, belki bir beraberlik hemen konsantrasyonumuzda düşüklüğe, performansımızda dengesizliklere yol açıyor. Yani hala aşamadığımız bir takım problemlerimiz var. Tabii bunlar sirkülasyonun yüksek olmasıyla da kaynaklanıyor. Olabiliyor. Yani sürekli transfer yaptığınız bir takım düşünün. O takımla ne kadar istikrarı yakalayabilirsiniz? Yani biz her sene 6-7 oyuncu birden alan bir takım olarak, 6-7 oyuncu birden gönderen bir takım olarak bunu tutturmakta takım zorluklar yaşıyoruz. Ama en azından şunu düşünüyorum transferle alakalı. Şimdi Avrupa'da mücadele edeceğimiz için en fazla 3 oyuncu gönderebiliriz. En fazla 3 oyuncu alabiliriz. Yani 4. 5. rakamlara gidersek zaten kayıt edemeyeceğimiz için en azından Avrupa ile alakalı büyük problemler yaşarız diye düşünüyorum. O sebeple astronomik, böyle ummadığımız rakamlar gelirse, sezon başında nasıl 9 milyona bedelsiz aldığımız Aliou'yu göndermiştik. O tarz bir transfer yaşarsak eğer, oyuncularımızı göndereceğiz ve yerlerine yenilerini alacağız. Mecbur yapacağız bunları. Altyapı ile alakalı zaten yapacağımız birkaç hamle vardı. Sezon başında yaptık. Yaklaşık şöyle oyun zamanıyla 1-1,5 ay sonra tekrar bir altyapı kontrolü de yapacağız. Hani kimler oynayabilir, kimleri as takıma çıkabiliriz, bunların bir kritiğini yapacağız. Ona göre de eylem planlarımızı oluşturacağız. Bu arada Verona karşısında ilk hatamızı izliyoruz. Korner kullandık ama rakip kaleci hata yapmadı. Ve zannediyorum bu maçta artık 3 puana ulaşırlar. Yani o kadar da değil. 3 kere üst üste yenilmek hakikaten kötü bir durum. Bizim kariyerimiz açısından da sıkıntılı olur. Lige iyi başladık. Yenilgiyle afalladık ama toparlayabiliriz, inanıyorum. Sağ kanattan Wigner ile geliyoruz. Batshuayi'ye çok iyi bir pas ama maalesef ki değerlendiremedik. En azından Jorgen'in, Wigner'in biraz kondisyon toparladığını gördük. Korner kullandık yine. Arka direkte Kalmar'ın vuruşu. Batshuayi ön direkte bir daha
ayağı vurdu ve o şekilde golü kazandık. İyi, herhangi bir offside, faul ve benzeri gerekçelerle golümüzü iptal de etmediler. Yani önemli abi, deplasmanda oynuyoruz. 15 dakikada bir gol atmak çok önemli diye düşünüyorum. Kalecimizle çıkacağız. Balog, Dignali'yi önü kapalı maalesef. Burugman, Dignali'yi göremedik. Balog tekrar Zaper. Kalmar uzun bir top sol kanatta, Jorge topun sahibi, Lyman'ın önüne bıraktı, Batshuayi'nin önüne bıraktı o da ve sol ayağı çiğle güzel bir vuruş izledik. Ama tabi offside var mı yok gibi gördüm ben. Evet, offside kararı çıkmadı, süpersiniz diyelim. Zaten Verona kısmen bize göre zayıf bir ekip diye ben tahmin ediyorum, öyle düşünüyorum. Bakalım neredeler, 15. sıradalar, 5 puanları var, pek de iyi bir sezon geçirdikleri söylenemez. İlk yarı itibariyle iyi bir performans ortaya koyduk. Önemli iki gol attık. Oyuncuların şu anda motivasyonları, kondisyonları da iyi gözüküyor. Bu oyunumuzu son 30 dakikalık bölüme de yayıp maçtan hayırlısıyla kazansız belasız çıkmaya çalışacağız. Bir yandan şöyle değişiklik yapalım. Brugman yerine Juric'e şans verelim. Ne zamandır bulamıyor. Ve sol beke kimi atabiliriz? Deniz Men'e şans vereceğiz. Tekrar süpersiniz diyelim. Zaper'le Vignali bu maç yorulan isimler olurlar Kalmar'la beraber. Bir önümüzdeki maçta da diğer üçünü oynatır. Bunları dinlendiririz derken Kalmar 3. golümüzü attı. Gayet güzel abi. Gayet iyi bir skor üstünlüğünü yakaladık deplasmanda. 85-86 dakikada geride kaldı. Zaper'le yeni bir atak geliştiriyoruz. Kalmar'la Naiman Batshuayi olmadı. Korner kullanıyoruz. Ön direkte Amadou karşıladı. Zafer'de kalan top aşağı oynayacak muhtemelen. Balog, Cardoso driplingle geçti. Önemliydi ama değerlendiremedik. Yine bir korner kullanacağız. Enismen kornerin başındaki isim kaleci Montibo'da kaldı. Artık maçta son pozisyonlar, dakikalar oynanıyor ve evet 3 puanı 3-0 ile kazanıyoruz. İstatistik olarak da çok domine ettiğimiz bir karşılaşmaydı. Oynayan oyuncularımızın da ayaklarına sağlık. Harika oynadılar. Önemli bir galibiyeti hanemize yazdırdık ve bu maç sonunda, yani 6 haftalık periyotta 10 puana 5 avaraja ulaşmış durumdayız. Juventus 16 puanla lider. Milan hemen arkasında 14 puanla takipçisi. Yani ligimizde konum bu. Avrupa Ligi'nde zaten iyi başlamıştık biliyorsunuz. Batshuayi'nin performansını da övelim ve hemen fikstüre doğru dönelim. Bu bölümde sizlerle beraber Inter, Fiorentina ve Verona karşılaşmalarını oynadık. Sadece 3 puan çıkarabildik. Umarım buraya kadar keyifli dakikalar geçirdiğiniz bir bölüm geride kalmıştır. Bir sonraki bölümde sizlerle beraber Astana, Atalanta ve Empoli karşılaşmalarını oynayacağız. Çarşamba günü tekrar kanalda buluşacağız. Beni izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.